Benim oğlum ve ailem Demirtaş'a 7 sülale fedası. Biz Demirtaşçıyız. Benim ailem de Demirtaşçı. Bakma ben... Hiçbir siyasetçi ailenize üstün olamaz bence. Benim Demirtaş benim 7 sülalemden daha üstündür. Seviyorum adamı. Dik duruyor. Saraya karşı dik durduğu için söylüyorum. 600 tane milletvekilinden daha onurlu, şerefli, haysiyetli olduğu için seviyorum Demirtaş'ı, tamam mı? Namussuz bir adam değildi. Boyun eğmedi. Saraya boyun eğmedi. Babası öldü. Cenazeye gitmemek için yine Erdoğan'a boyun eğmedi. Bana öyle adamlar lazım. Boyun eğmeyen adamlar lazım. Bana boyun eğen adamlarla benim işim olmaz. Erdoğan'ın kuklalarıyla benim işim olmaz. Anladın mı? O yüzden Demirtaş adam gibi adamdır. Sana laf söyleten şerefsizdir, haysiyetsizdir, namussuzdur. Sana laf söyleten bu ülkeden sonra sesini, nefesini kesmeyen Murat'ın da gerisini sen tamamla. Peki abi, ben sana başka bir şey soracağım. Yine geldin madem öyle. Evet. Biz Apo'nun heykelini dikeceğiz cümlesine Demirtaş kullandı. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Demirtaş Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğiz cümlesinde de Mardin Kızıltepe mitingi 13 dakikalık konuşmasında şöyle diyor. Bu ülkeye barışı Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan, Sema, Murat kim getirse getirsin dikilmeli diyor. Selahattin Demirtaş bugün siyasette niye yargılandığını biliyor musun? Erdoğan'a hakaret ettiği için. Erdoğan'a boyun eğmediği için. Eğer bugün Erdoğan'a boyun eğmiş olsaydı bugün Selahattin Demirtaş emin ol ki o sarayın içinde kesinlikle sana ne söylüyorum? Makamı hazırdı. Kızına verilmiş bir sözü vardı tweetlerinde belki okumuşsundur onu değil mi? Benim diyor sözüm diyor cezaevinden çıktıktan sonra Demirtaş diyor ki kızıma sözüm var diyor saraya yok diyor. Saraya boyun eğmeyen, sarayın kuklası olmayan kim olursa olsun benim için baş tacıdır. Tamam mı? Bak saraya kukla olanların yüzünden ben bu ülkede sürünüyorum. Açım, geçinemiyorum, çocuğuma bakamıyorum. Hiçbir şeye yetişemiyorum. Niye bunu sorgulamıyor insanlar? Tamam mı? Adamın tuzu kuruyor. 50 yerden maaş alıyor. Erdoğan'ın torunlarına kadar rahat hayat yaşarken benim çocuğumun Erdoğan'ın torunlarından ne eksiği var ya? Bana onu birisi anlatsın ya. Benim paramla saltanat atan adamından bahsediyorsun sen ya. Benim paramla saltanat atan kesinlikle benim cumhurbaşkanım değildir. Olamaz. Tamam mı? Adam Türkiye Cumhuriyeti'nin torunları yüzüne bakmıyor, gelmiyor, tenezzül etmiyor. Adamların hepsi Amerikan vatandaşı. Bu ülkede kalkıyorlar kardeşim. Dünyanın en pahalı şehri Amerika'da, Wellington'da 36 kat rezidanslara, Ensar Vakfı'na veriliyor bu bir. Derneklere, cemaatlere, tarikatlara gelince oluk oluk para akıtılıyor. Sarayın günlük masrafına oluk oluk paralar buluyor. Uçaklara, gemiciklere paralar bulunurken emekliye, askeri ücretliye, fakire, fukaraya gelince niye para yok deniyor ya? Bana bunu birisi anlatsın bu ülkede ya. Bana bunu birisi anlatacak. Bunu Erdoğan da olsa anlatacak. Erdoğan'ın dışındaki insan da olsa algılatacak kardeşim. Kim olursa olsun Erdoğan da benim gibi iki kollu, iki bacaklı bir adam. Ben hiçbir farkımız yok. Ben sizi uzun süredir tanıyorum. Evet. Daha önceden de AK Partiliydiniz. Tamam. Ne oldu da böyle keskin dönüş yaptınız? Bak Almanya'dan ilk döndüğüm zaman Almanya'da şöyle bir zihniyet vardır. Erdoğan zihniyeti vardır, tamam mı? Almanya'da ilk geldiğinde Erdoğan zihniyeti vardır. Çok özür dilerim. O yüzden... Bir virgül açıyorum. Almancılar tırnak içinde gurbetçiler der ki sen 50 yıl önce olmuş olsaydın biz gurbette olmazdık diyorlar Erdoğan için. Ya ben ilk geldiğimde Erdoğancıydım. Yalan yok. Onda fikiriz. Ama niye geldim? Almanya'da beyinler hep Erdoğan üzerinden yıkanıyor. Çünkü niye? O zaman benim Türkiye'ye geldiğimde para birimi 17 TL'ydi. 17 civarıydı. Tamam 18 civarıydı. Erdoğan'ı ben de olsam ben de desteklerdim. Ama Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldikten sonra bu insanların nasıl şartlarda yaşadığını ben de gördüm. Ben de bu şartlarda yaşadığım için Erdoğan defteri bu ülkede bitmiştir. Benim 7 sülalem Türkiye'de yaşıyor. Hepsi DEM Partilidir. Herkes Demirtaş'a destek verir. Tamam mı? Benim de aralarından böyle bir adam olarak ben de çıktığım için kendi ailemden bahsediyorum. Utanıyorum Erdoğan'ı oy attığım için. Utanıyorum ya. İnsan kendinden utanır mı ya? Ben utanıyorum işte. Benim bir taneliği, ben bir Kürt vatandaşıyım kardeşim. Bana diyorlar ki AKP'liler işte size Kürtçe eğitim verilmiyor. Ya bir tane vatandaş çıksın bana desin ki doğuda bir tane ilkokul, Kürt ilkokul, ortaokul, lisesi varsa göstersin namusuma, şerefime boyunumu keseceğim kardeşim. Ne yapacaksın ben abi, Kürtçe eğitimi sen? Kürtçe eğitim almak zorundasın. Niye alacak ben kardeşim? Hayır, alacaksın. Ben Kürtçe eğitimi... Ben Kürt'üm. Ben Kürt'üm. Ben Kürt'üm. Benim eğitim hakkım verilecek. Bana kalkacak Taksim'de bir tane Erdoğan oda yırmış, böyle üniversitede bir oda yırmış. Toplasan 3 kişi girmez oraya. Eğitim verecek. Ya benim çocuğum liseye, üniversiteye gelene kadar ana eğitimini alamıyor zaten. Sıkıntı orada yaşıyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Benim çocuğum doğduğu gün itibariyle ana eğitim almak zorundadır. Kürt'üm diyorsun. Kürt tarihini biliyor musun? Ben de nerede biliyorsun? Biliyorum. Kürtler hangi soydan gelme biliyor musun? Selahattin Eyyubi soyundanım. Hangi dili konuşuyorsun? Türkçe konuşuyorum. Hayır, hangi dili konuşuyorsun? Kürt vatandaş hangi dile mensuptur? Hangi dili konuşuyor? Hadi Kürtsün ya, bir söyle bakayım. Ahmet Hanife dilinden gelmedir. Bilmiyorsun bak mesela. Benim çocuğum da bilmiyor ama ben öğretiyorum. Hayır, Ahmet Hanife dilinden gelen Selahattin Eyyubi soyundan devam edendir Kürt halkı, tamam mı mesela? Ahmet Hanife demedin. Sen sürekli Süleyman Selahattin Eyyubi o bizim farklı bir şey. Ahmet Hanife dilini konuşuyorlar. Ahmet Hanife dilini konuşuyorlar. Ahmet Hanife dilini konuşuyorlar Kürt halkı. Ben onu değil. Ben çocuğuma Kürt, benim çocuğum 11 yaşına gelmiş Kürtçe bilmiyor ya. Öğret abi. Nasıl öğreteceğim? Bu öğretmeyle mi olacak? Evet. Eğitimi sen vereceksin.
vereceksin devlet olarak. Babam bana öğretti. Sen devlet olarak eğitim vereceksin. Sen ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yine de söylüyorum. Ezcit Ezdıkım Demirtaş, Ez Partim Dem, Ez Kırmançı, tamam mı? Ben Kürdüm, Partim Dem'dir. Selahattin Demirtaş, seni seviyorum. Tamam, gerisini ilgilendirmiyor beni. Selahattin Demirtaş'a canım kurban olsun, feda olsun. Net. Çocuğum da feda olsun. Feda da olsun. Biz ne zaman birbirimizi sevmeye başlarsak ve gerçek anlamda biz bu ülkeyi seversek, o zaman biz adam oluruz. Biz kimseye kurban olmayız. Kimse sen de bize... Sen beni seviyor musun abi? İnsan olarak sen seviyorum. Sen beni seviyor musun? Tabii ki seviyorum. Kardeşiz. Tabii ki. Tamam, benim borçlarım var. Ödesin abi, kardeşiz ya. Hayır. Kardeşiz abi. Kardeş kardeşin borcunu kardeşiz ödemez. Abi. Herkes çalışır. Bakın. Herkes çalışır. Kardeşsek. Bakın. Biz birbirimize kardeşsek. Bana ev sahibi 20 bin liraya kiraya ev vermez. Kardeşsek. 20 gün bundan önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim. Lütfen bak. Kardeşim Kürttür. Gerisi yalandı, tamam mı? Bunu ne söylüyorsun? İşte bak, Kürtçüsün, Kürtçü. Kürtçü olmayalım, Türkçü olmayalım, insan olalım, insan. İnsan olalım ya. Irkçılığı bırakalım ya. Bu ırkçılıktır ya. Elim ayağım titremeye başladı ya kızım. Bak kızım. Ben 30 gün bundan önce ben Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadım. Eşimle beraber gezdik, dolaştık. Ya herkes birbirini seviyor. Herkes vatanını, milletine sahip. Ve gerçekten kanun var, nizam var, adalet var. Geldik Türkiye Cumhuriyeti'nde, havaalanında, Washington'a. Aynı böyle kargaşa başladı. Ya bu kargaşalardan vazgeçelim. Birbirimizi sevelim, birbirimizi sayalım. Hani biz Ahmet Yesevi Hazretlerinden gelmeyiz? Ya vallahi biz var ya, Müslüman bile değiliz ya. Değiliz ya. Önce insan olalım. İnsan, nedir karmaşanın insan sebebi? Vallahi bakın, ben bir şey söylüyorum. Herkes çalışıp üretmesi gerekirken, rahmetli Mustafa Koç'un çok güzel bir lafı var. Benim hoşuma gider, ben bunu her yerde söylüyorum, gene söyleyeyim. Der ki bir gün herkes sıfırı görecek. O sıfır nedir biliyor musunuz? Ölüm. Ama o ölümü görmeden birbirimizi sevelim, birbirimize saygı duyalım ve üretelim. Türkiye'de hoşgörü var mı sizce? Vallahi olsaydı bugünler böyle olmazdık. Ben onun için sizden benim ricam, gerçekten madem ki bu mikrofonu tutuyorsunuz, ayrımcılık yapanları biraz sakinleştirelim. Hepsi bu kadar. Hepinize saygı duyuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Son alayım. Adım Berkant, İsviçre'den geliyorum. Biraz önce bir ırkçılıkla ilgili bir konuşma oldu. Onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Avrupa'da yaşayan insanlar şöyle bir cümle kullanıyorlar. Diyorlar ki bize orada zaten ırkçı davranıyorlar diyorlar. Ne kadar doğru tartışılır. Buraya geldiği zaman da diyorlar. Buraya geldiğim zaman da biz de dışlanıyoruz diyorlar. Kısmen kabul ediyorum. Onlara sesleniyorum. En büyük ırkçılık ne biliyor musunuz? Türkiye'de paranız olmayınca diğer insanlar sizi insan yerine koymuyor. En büyük ırkçılık biraz parayla bakalım. Biz yurt dışındayken hepimiz aynıyız. Hepimiz bir eğlence yerine gittiğim zaman bir iş yerin CEO'su, bir yerin garsonu, bir yerin bir işçisi, fabrikacısı, hepimiz aynı yerde yiyip içip eğlenebiliyoruz. Bu bir gerçek var. Patronun kızıyla patronun sekreteri aynı arabaya binebiliyor mu? Kesinlikle aynı. Yani bazen ben taksiye biniyorum. Adam diyor ki seni oraya bırakmışken ben de orada eğleneceğim diyor. Arabasını park ediyor, geliyor. Onu söyleyeyim, en büyük ırkçılık o. Yurt dışından gelenlere de sesleneceğim. Şimdi bazı yanlış bilgiler de var. Yani ben hep daha önce de söylemiştim. Almanya, Fransa, bunlar gerçekten bitmiş ülkeler arkadaşlar. Bunlar çok düşük paraya çalışıyorlar. Çok düşük maaşa. Yurt dışından gelen bu kısımları kabul ediyorum. Ama buraya gelince de ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz frank kullanıyoruz. 1500 frank para bozdurdum. Bana 55 bin lira para verdi dövizci poşetle. Ben ne yapacağım? Kredi kartı bize yasak, vermiyorlar İsviçre vatandaşıyım diye. Kredi kartım yok. Hesap kartı falan yok. Ya her gün o, yemin ederim her gün o parayla gezmek zorunda mıyım? Dövizle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Herkes bilir bunu. Yıllar önce her bir dövizin TL karşılığı yazardı. Örnek veriyorum 15 sene önce. Ama Japon yeninin Türkiye'de 100'ün karşılığı yazardı. O kadar değersiz para diye. Şimdi Japon yeni bile 1 lira, yani 1 Japon yeni karşılığı yazıyor. Tekhanelere düştü. Düştüğü için aynen, şu an çeyreği yakaladığı için. Onu söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum şu an için. Sağ olun.